Geçen iki ay zarfında biraz yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Sizlerin bildiği gibi Temmuz ve Ağustos ayında meclisimiz tatildeydi. Fakat belediyenin çalışmaları özellikle Temmuz ve Ağustos ayında daha da yoğunlaştı. Daha da yoğunlaşıyor meclisimiz gibi. Bizler daha önce başladığımız özellikle iki tane projemizi bitirdik. Bugünlerde de açmak için bekliyoruz. Bir tanesi Otbaşı'ndaki girişteki çocuk dünyası. İkincisi spor parkı. Bunlar bitti. Artık açılmak için gün bekliyor. İkincisi Anadolu'daki çalışmalar ve İnönü Parkı'ndaki Çınar Arslan olduğu bölgede onun önü bitti. Ve çınar ağaçlarının hakim olduğu İnönü Parkı'nın oradaki çalışmalarında yaklaşık 70-80 yıl içinde en geç bitmiş olacak. Pazar yerindeki projemiz de devam ediyor. O da en kısa zamanda. Çoğunu tamamlanmış olacak. Tabii ki belli bölgeler haricinde. Sakinlere biliyorsunuz meclis tatile girmeden ihalesine çıkacağız demiştik. İhalesi bitti. Yer teslimi de Perşembe, Cuma yani bu hafta içinde yer teslimi de yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler, önümüzdeki seneye de Sakinlere projesini Dolunay Deresi'nde bitirmiş olacağız. Pazar yeri projesinin ön tarafında iki tane 685 yıllık çınar ağaçlarımız var. O bölgeyi de sizlerin de bildiği gibi oranın canlı tarihine baktığımız zaman oranın millet parkı olduğunu öğrenmiş oldum. Oraya da bir millet parkı yakışır şekilde düzenlemesini yapacağız. Yazın en fazla sizlerin de gördüğünüz gibi yaklaşık 30 bin mahallemizin tamamının asfalt konusunda katkılar sağladık. Tamamını bitirebilir mi? Bitiremeyebiliriz. Eksik olanlar olabilir ama asfalt programlarımız önümüzdeki günlerde mevsim şartları uygun olduğu, hava sıcaklığı da normal olduğu zaman devam edecek. Asfalt programımız daha bitmedi. Asfaltlama çalışmalarımızda da önümüzdeki günlerde özellikle Kavaklı bölgesinde çalışmalarımız olacak. Sizlerin de bildiği gibi Kavaklı'daki yolu da köprünün kavşağının altına gelecek yolu da açmış olacağız. Hem Kavaklık bölgesini asfaltlamak hem Kavaklık'taki yolu da açmış olacağız. Önümüzdeki günlerdeki biliyorsunuz geçen sene en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi de kent içi ulaşım planlamasıydı. Kent içi ulaşım planlamasına da son günlere geldik. Önümüzdeki mevsimde de inşallah kent içi ulaşım planlarımızı sizlerle paylaşırız. Sayısal veriler çalışmaları bitti, animasyonları da bitti. Tabii ki onları da ayın 15'inde bizlere sunulacak. Bizler de bu konu üzerindeki fikirlerimizi, iradelerimizi, tabii bu aradaki bizler ara ara telefonlarla görüşlerimizi bildiriyoruz ama ayın 15'inden sonra önümüzdeki mecliste de sanıyorum ulaşım konusunda da yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Çünkü ilçemiz için ulaşım son derece önemli. Diğer çalışmalarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun da zamanı geldi sizlerle paylaşacağız.